Holimax'in sunduğu mekanı sahibine geldik başlıyor. Tatil demek Holimax. İyi bir oyuncu hiçbir zaman yalan söylemez. Evet. Rolünü yalan söylemeyecek kadar iyi oynar. İyi oynar. Kahkaha atılmazdı. Allah Allah. Tabii hele hanımlar falan diye gülerler. O dedi ki senin dedi konuşmanda biraz gabadayılık var dedi. O zamanki bakan tekrar gelmiş demiş ki ya ben sana bu çocuklara dava aç dedim demiş. Babam da demiş ki beyefendi ben Cumhuriyet'in savcısıyım. İkinci Haçlı Seferi'nin yanlış bildiğini anlattığı için mülakatı kazanamadı. Hoca yanlış bildiği için. Sanatçı diye bir meslek yok ki, yok bir kere. Ki Türkiye tiyatro yasası diye bir kavrama o zaman ortaya atmıştım. Ve insanlar bunu komik bulmuşlardı. Saçma sapan tartışmalar yaptık bak. Sanat için midir, sanat toplum için midir filan. Diyor ki tiyatro dün olduğu gibi bugün de iyilerin ve kötülerin aynasıdır. Vallahi kitap okumuş kadar evet. Oldum şu anda. Mekanın sahibine geldik de bugün çok kıymetli bir abim var. Sevgili Tamer Levent'le beraberim. O da dünyayı değiştirmeye çalışan, insanları güzelleştirmeye çalışan büyük bir usta. Siz onu aktör olarak biliyorsunuz. Bir tiyatro insanı olarak biliyorsunuz ama bence o hayatının o kıymetli, değerli anekdotları bizimle olduğu zaman biz de çok keyif alacağız, çok mutlu olacağız ve çok şey öğreneceğiz düşüncesindeyim. Onun için koşa koşa onu getirmeye çalıştım. Sadece bugün bazı arızalarımız oldu, şapkasız geldim. Kusura bakmayın. Çünkü motor diye yola çıktım, yağmura yakalandım, tekrar üstümü değiştirdim Tamer abiye geç kalmayayım diye. Onun için o sırada şapka ne yazık ki motorda kaldı. Hepinizden tüm mekanın sahibine geldik. Çünkü hep şapkayla program Haziran sonunda. Ayının ama şeyine uğramış. Haziran evet, ayı biraz Haziran öyle oluyor. Biraz değişik oluyor. Değişik. Tekrar hoş geldin hoş güzel bulduk, abim benim. Hoş bulduk. Ne güzel hakikaten. Ettiniz de geldiniz. Valla ben de çok memnun oldum yani. Vallahi. Çok iyi bir iş bu yaptığın. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok değerli. Sizi daha yakından tanısınlar istiyorum. Gerçi siz paylaşmayı çok seviyorsunuz. Instagram'da Sanata Evet isminiz evet. Var. Ve insanları dünyayı güzelleştirmek için yaptığım bir şey abi. Ben böyle biraz Tamer abi daha iyi tanıtmak için. Tamer abi İzmir'de doğmuş. Evet. Çocukluğu orada geçmiş. O süreçten biraz bize bahsedebilir misin Tamer abi? Nasıl bir çocukluk geçti mesela? Benim tabii anne tarafım İstanbullu ve de biraz da saray takımından. Evet. Yani o kendisi değil ama onun tabii anne babaları falan. Dolayısıyla ben İzmir'den çok mutlu oldum. Yani çocukluğumun İzmir'de geçmesi. Biz evde biraz böyle hafif bir Fransız terbiyesi falan öyle bir şey var. Babam Arıza reisiydi İzmir Arıza. O Antep'in eşrafından ama o da hep o zamanki Antepliler çocuklarını ortaokuldan itibaren İstanbul'da okutmuşlar. Kabataş Erkek Lisesi mezunuydu babam da. Sonra işte Ankara Hukuk Fakültesi'nin ilk mezunlarından. Böyle o zamanın efsane hocalarının öğrencisi falan. Evde çok sağlam bir yaşantı vardı yani. Kuralları vardı ama böyle katı değildi. Ama iyi diyaloglarla gelişen bir ilişkiydi. Yani rencide edici bir anne baba tavrı değil. Disiplin tavrı yoktu yani. Böyle, ama bir de disiplin vardı ama böyle çok insanı rahatsız etmeyen bir disiplindi bu. Yani ben kendiliğimden o disipline adapte olmayı seçiyordum. Ama dışarıya çıktığım zaman da bambaşka biri oluyordu. Ama mesela Tamer abi mesela şimdi normal dışarıdan gördüğümüzde gayet sert, mizaçlı, böyle aslında yanaşması zor olacak gibi görülen, aynen sizin ilk çocukken yaşadığınız terbiye gibi. Ama yaklaşınca da Tamer abinin sıcak muhabbeti o kadar samimi ve gerçek ki yani her gördüğünüzde sarılasınız falan gelir. O kadar sıcak bir insandır. Ama görüntü olarak da gayet aristokrat bir görüntü işte var işte tipten de geliyor. Ya, bence o dönemin de getirdiği bir ciddiyet. Bir de o ev yani aile yaşantısından gelen. Çünkü hep bir ciddiyet vardı bizde. Yani espri yapılırken bile ölçülü espri yapılırdı ve ölçülü gülünür. Yani kahkaha atılmazdı. Allah Allah. Tabii hele hanımlar falan diye gülerler. Çok güzel. Ama bu tabii bana çocukluğundan beri müthiş bir gözlem yapma olanağı vermiş. Onu da şimdi beynimde milyonlarca insan karakteri ve tipolojisi var yani. Bir senaryo geldiği zaman bile bundan etkileniyorum. Seçiyorsunuz yani. Tabii ki değil mi yani? Yani dolayısıyla bu beni çok etkilemişti ve ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela ben 6-7 yaşımdayken bile diyelim aile içerisinde işte teyzemin kızıyla bilmem kim amca konuşuyor. O amca bile ona bir şey söylüyor. O da teyzemin kızı da ona ters bir cevap veriyor. Ben teyzemin kızına diyorum bak sen onu yanlış anladın. O onu demek istemiyor diyorum. Şunu demek istiyor diyor. Teyzemin kızı da öyle mi demek istiyor? Adam dedi ki evet ben onu demek istiyorum diyor. Ben çeviri yapıyordum onlar insanların Allah arasında. Allah. Çünkü ses tonları, davranış biçimi, beden dili, söylediği laf belki direkt aynı yere gitmiyor. Ama bütün önüne baktığın zaman adamın başka bir şey demek istediğini anlıyorum. Ama biz ilk gelen lafı duyunca ilk ona da hemen tepki gösteriyoruz değil mi hayatta? Belki de o zamandan dünyayı düzeltmeye ve güzelleştirmeye çalışmışsın. Hep böyle bir çok çabam enteresan. Vardı. Hep
Mesela çocuktum, abilerim futbol maçı oynuyorlardı. İki abim vardı rahmetli onlar. Allah rahmet eylesin. Kalecileri çekti gitti. Ben de ya 6-7 yaşında filan maksimum herhalde. 7-8 değilim herhalde. Bana bunlar kalede dursam ne olur olmaz. Dediler ki Tamer sen geç kaleye dediler. Kalede duracak adamları yok çünkü. Ben geçtim kaleye. Bunlar bir karşı tarafa bir akın yaptılar. Sonra karşı taraf topu aldı geliyor bizim kaleye doğru. Adam bir yaklaşıyor. Ben hop atladım topun üstüne ayağından topu aldım. Adam yani çocuk işte o zaman adam dediğim. Neredeyse kafama tekme atma noktasındaydı. Zor kurtardı kendini. Şimdi bu herkes şaşırdı. Bu şey ufacık adam bunu nasıl yaptı diyor. Ve ben bir tane gol yemedim o gün biliyor musun? Aa. Evet. Abilerin şaşırdı tabii ya. Çok şaşırdı. Bir mahallede meşhur oldum bir an var ya. Bir hamlede. Herkes beni kaleci yapmaya çalışıyor takımını. Sonra işte Karşıyaka takımında biraz atletizm yaptım. Biraz orada çeşitli sporlar yaptım. Yelkencilik falan. Lise sona kadar falan hep İzmir'de geçti yani. Evet, lise sona kadar. Zaten orada Türk Koleji'nde galiba Türk Koleji. O Türk Koleji de çok enteresan çok, bir okuldur yani. Beklem değil artık bu çünkü hakikaten oturmuş bir okul. Tabii. Ben mesela fen bölümünden mezunum. Düşün ailem siyasal bilgiye gitmemi istiyordu ki kazanmıştım zaten. Ama ben demiştim ki ya siyasala gideceksem niye edebiyat okumuyorum? Hayır fen oku da garanti olsun filan denilmişti. Fen okudum. Onun da faydasını gördüm. Tabii objektif ki. Düşünme açısından. Matematiksel düşünme açısından. Sonra Türk Koleji'nde atletizm yaptım, basket oynadım. Okul bandosunda tenor saksafon çaldım, konsere çıktım, okul piyeslerinde oynadım. Fen bölümü öğrencisiyim. Peki o zamanlar ilk tanışma, sahne üstüne çıkma, insanları heyecanlandırma o duygu ilk ne zaman oldu? İşte ilk biz okul tam... Bir seçimle mi oldu yoksa sen başarılısın Tamer diye mi? Bizim okulumuzda Cahit Gürkan diye eskiden Avni Dilligil Kırmızı Fenerler oynamış İzmir'de. Orada oynamış bir profesyonel yani okulun biraz sırf bunun için rejisör olarak ücret ödediği bir Vay. Kişi vardı Cahit Bey. Şimdi biz öğlen tam tedrisat olduğu için öğlenleri de basket oynuyorduk. Tabii ona şey derdik, bağırsaklar dışarı çıkmış, hocalar öyle derdi. Öğleden sonraki derse girince kravat bir yana kaymış, gömlekler çıkmış, kan ter içindeyiz. Sınıfın bütün camları buğulanırdı filan. Şimdi öyle basket oynuyoruz, ceketler çıkmış, koşturuyoruz filan. Bu Cahit Hoca orada duruyor, bizim maçı seyrediyor. Şöyle bir hani Amerikan filmlerinde filan vardır böyle. Bir ünlü bir sinema yönetmeni birini keşfeder. O zamanki filmlerde vardı böyle şeyler. Hani insan kendini öyle hissediyor. Peki neye göre sizi seçti abi basket oynarken? Basket oynadım. Hiç böyle neye göresi filan yok. Belki hani tipim... şiir okurken seçse ha, anlayacağım yani. Belki tipimi filan kendine göre ilginç buldu ve seçti. Şimdi ben o okul piyesinde oynadım. Fakat lise 1'deydim o zaman. O okul piyesinde oynayınca bir edebiyat öğretmeni gelmişti. O da ben okulda meşhur oldum tabii. O da bir edebiyatçı olarak bir yani Cevat Pemi'nin bir oyununu seçmişti. Ha bizim şehir. Paydos mu? Ha bizim şehir. Bizim şehri seçmişti. Bizim şehirde, o sınıfta bana dedi edebiyat dersinde bunu işleyelim, sonra sene sonunda da oynarız. Bir de onu da bir yandan çalışıyorum. Ve Şubat karnesinde bana 7 kırık geldi. Rahmetli annem de okulun sahibi de ahbabımızdı. Onu ziyaret etmiş özel olarak Bahattin Bey. Demiş ki Bahattin Bey siz bu olaya bir müdahale edin. Tamer tiyatrocu olmayacak demiş. Çünkü bakılan resimde o güne kadar 7 kırık olmadığı için evet. Tiyatro bu 7 kırığı tiyatro getirdi. Tiyatro bu 7 kırığı getirdi. Peki gerçekten tiyatro sizin havanızı mı değiştirmişti? Bilmiyorum derslerden ama şu oluyordu. Mesela ezber yapmak, rolü düşünmek falan hoşuma gitmeye başlamıştı. Bir de o ara mesela ortaokulda da ben resim işte derslerinde yaptığımız resimlerde resim iş hocası sergi yapmıştı benim resimlerimi. O tür şeyler hoşuma gidiyordu. İşte lisede bu oldu filan. Böyle bir yani kendi kendine bir gidişat var orada filan. O sene ben üstelik çaktım lise 1'de. Ooo evet. Müdahaleye rağmen. Müdahaleye rağmen. Ondan sonra tabii öbür sene artık tiyatroda oynamayacaksın filan dendi. Peki dedim geçtim. İşte lise 2 fen bölümü hatta biraz ağırlıklı da bir bölümü. Tabii. Sonra mezun oldum. Üniversite sınavlarında önce Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı kazandım. Arkadan yedekte de siyasal vardı. Ankara'ya geldim. Devlet Konservatuvarı'yla tanıştım. O zaman siyasala benimle birlikte girmekte olan arkadaşlarla beraber oradan geçiyorduk. Dediler ki Tamer bak burada tiyatro bölümü var. Hadi gel bir sınavına gir dediler. Gittim kapıda karşılaştığımız bizim Durmuş amca. Sonra işte onunla da çok ahbap oldu. Yatılı okudum. O dedi ki sen dedi konuşmanda biraz gabadayılık var dedi. Allah Allah. Yaşın kaç senin dedi. Ben doğum tarihimi söylüyorum. Sen dedi 6 ay geçmiş almazlar seni dedi.
Bir saniye. Konservatuara geldin. Evet. Orada kapıdaki görevli evet. Durmuş amca aslında ilk elemeyi yapan kişi. İlk elemeyi yapan tabii, kişi. Tabii. Bravo. Evet. Yani boşu boşuna hocaların vaktini alma diye evet. Seni kontrol ediyor. Kontrol ediyor. Yani. Şimdi ben de bozum oldum. Yani nasıl filan bir de şey yediremiyor. Şimdi böyle şey olur ya mesela yani oradaki görevliyi bütün işin başında zanneder insan bazen hani. Bizim insanlarımız çok yapıyor bunu. Onu da tartışır. Bütün sorumluluğu, bütün hataları o işlemiş gibi. Ben de ona biraz tartışmaya başladım. Onun üzerine adam gayet sakin böyle. Çok sakin birisi. Böyle durdu. Bir tane daha dedi sınav var ama dedi. Onun bir tek Yıldız Kenter kazandı bugüne kadar dedi. Ne o dedim. O dedi üstün yetenek sınavı dedi. İstiyorsan ona gir dedi. Fakat bunu bilmesi de enteresan değil mi? Ha. Durmuş amcanın evet. Yani. O dedi Yıldız Kenter dedi yaşı küçükken girmiş dedi. Senin de yaşın biraz büyük dedi. Sen dedi 5-6 ay büyüksün. Şimdi ben siyasala ön kaydımı yaptıracağım ve gelecek sıram biliyorum. Yani ihtiyacım yok ona bakarsan. Ama Durmuş'la kapışınca iddialaştı yani. Duyar dedim tamam ben olayım. Form dolduruyorsun. Formu verdi ben doldurdum. Giriyorum dedim işte gittik. Ön kaydı yaptırdım ben İzmir'e gittim. Bunun sınavına hazırlandım. Hazırlanırken bir havaya girdim. İzmir Milli Kütüphanesi'nde ne kadar tiyatro oyunu varsa hepsini okudum. O Milli Kütüphane'nin atmosferi beni çok etkiledi. Falan kendimi Shakespeare okurken İngiltere'de falan zannetmeye başladım. O İzmir Milli Kütüphanesi çok hoştur yani. Ve geldim, girdim sınava. Artık siyasalda da gelmişti sıra. İşte o sınavın kapısında herkes böyle... O zamanlar trans halde bekliyor. Herkes konsantre. Bir de bu şey trans zannediliyor bu meslek falan. Ben de öyle işte bir arkadaş var. Yıldızları görüyor musun Tamer falan diyor. Böyle bir tiyatro bir üslupta. Görüyorum falan diyor. Bizi sınav sonuçları açıklandı. Hava kararıyor falan. Sonra çıktık geldi falan dediler. O muavinlerden birisi gitti. Cam şeyler vardı ya böyle. Oraya asılıyor. Yapıştırdı. Kapatıyor sonra kilitliyor falan. Oraya koydu. Tabii aileler gelmiş bazı çocukların anneleri babaları falan da var. Çok müracaat ediliyordu Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne. Yani 500 kişi müracaat ediyordu. Maksimum 10 kişi falan alıyordu. Şey herkes böyle hoo diye yığıldı şeye o panonun önüne. Bir baktım ben kimse kalmadı yanımda. Ben böyle geride kalmışım. Ben dedim nasıl da kazanamamışım yani. Yani şey seviye sınavına girdik bilmem ne yaptık. O karar. Yani zaten ne yapalım biz ben de. Hani girmiş olayım hiç olmaz. Bu arada virgülüyorum. Aile sınava girdiğinizi biliyor. Bilmiyor. O da gizli. Hmm. Sizi siyasala gidecek diye siyasala gönderdiler. Siyasala gidecek, evet. Ay ay ay. Sonra yavaş yavaş yaklaştım. Şimdi bakıyorum hani benim ismim olsa biri de döner Tamer falan der değil mi? Yok kimse de bir şey demiyor. Herkes kazanan zıplayarak gidiyor yanından. Kazanmayan üzülerek gidiyor. Ben dedim kesin kaybettim. Ama bir bakayım da öyle gideyim bari dedim ya. Yanaştım yani şöyle yandan. Yani bir bakayım. Bir baktım daha birinci isim benimki Tamer Levent'ti. En yukarıdaki isim. En yukarı. İlk bir numara yani. Ama kimse de söylemiyor. Sen kazanmışsın oğlum bilmem ne diye. Herkes kendi derdine. Herkes kendi derdine. Bak o da bir... Onu bile o anda düşünebiliyorsun. Ya. Gözlemcilik böyle bir şey. Yani. Abi ben böyle tabii kanım falan çekildi. Çünkü Bakanlar Kurulu'na karar öneriliyor. Bakanlar Kurulu kararıyla okula alınıyorsun. Ve tam şeyli yani. Leyli meccani, parasız yatılı. Bir de maaş veriyor ayda 10 lira. Aa enteresan. Senede iki takım elbise veriliyor. Eşofman, lastik ayakkabı, yemek. Ve ben konservatuara gittim. Tabii diploma isteniyor. Diplomamı siyasala vermiştim. Gittim, diplomamı siyasaldan alınca kaydımı da çıkarmış oldum. Artık döndün yani. Döndüm konservatuara. Sonra eve dönüp nasıl anlattın abi? Şubat tatilinde eve gittim. Tabii burada yatıp kalkıp. Çünkü okula başlamıştın yani. Tabii başlamış. Onlar görüyorum. Siyasalda okuyor diye evet. Biliyorlar. Ayda 500 lira gönderiyor babam. Çok iyi para. Yani o zaman. Ay. Ben konservatuvarda okuyorum. Şubat tarihinde eve gittim tabii. Sevgili annem Çerkes tavukları tam böyle Osmanlı mutfağı. Yani geliyor diye. Oturduk sohbet ediyoruz filan. Ben tabii içim içime sığmıyor söylemek istiyorum. Tabii herkes çok bana yani. Müthiş tezahürat yapıyor filan. Yani o disiplinli ailedeki evladın evet. Yani böyle bir cesaret gösterip nasıl ya. Bir aşkmış ki ya. Yani buna engel olamamışsın abi. Ama gerçekten ben çok işte hayatımda hep böyle kafamda bir takım şeyler varsa o çizgide gittim yani. Oradan başlamış haberim yok. Enteresan. Ve yani gecenin bir saatinde yemeğin ben dedim ki siz dedim beni nerede okuyorum zannediyorsunuz dedim. Büyük bir sessizlik oldu masada. Annem tabii böyle çatalı bıçağı bıraktı. Babam sakin. Böyle bir nefes aldılar falan. Babam dedi ki nerede okuyorsun oğlum dedi. Ben dedim Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde okuyorum. Gene böyle müthiş bir sessizlik.
Babam da bir parça bir şey içiyordu. Hadi bakalım şerefine dedi. Madem kendin karar verdin, sorumluluğunu da kendin taşırsın dedi. Çok güzel. O sorumluluk, o laf beni o kadar etkiledi ki ben niye tiyatrocu olmak istiyorumu kendimi öyle tanımaya çalıştım. O yüzden bütün tiyatro külliyatını, nasıl bir doktor tıpla ilgili henüz mezun olduğunda daha yani intern döneminde nasıl tıpla ilgili bütün literatürü bilip de ondan sonra uzmanlığa geçmesi gerekiyorsa ben de tiyatro ile ilgili bütün literatürü öğrenmeye çalıştım. Mesela Stanislavski konservatuvarda bilinmiyordu. Bu çok enteresan. Ben Stanislavski kendim keşfettim. Ve kitabını buldum tesadüf Milli Eğitim Bakanlığı bir kütüphanesinde. 150 kuruşa aldım. Bunu okula götürdüğümde biraz rahmetli hocalarımızdan biri bana kızmıştı. Ne yapacaksın sen bu kitabı diye. Allah Allah. Çünkü tamamen pratiğe dayalı bir iş gibi görünüyordu. Yani usta çırak ilişkisi. Babanızın söylediği ne çok benzer. Sizin babanız da hukukçu, benimki de hukukçuydu. Evet. Ben de üniversiteyi bitirip, askerliği bitirip ondan sonra iş hayatına girdiğimde tiyatrocu olmak istediğimi söylediğimde işim var olduğu için babam bana aynen sizin dediğiniz, babanızın dediği gibi demişti ki ben sana ortaokul, lise, üniversiteyi, askerlikte de hep yanındaydım. Ama bundan sonra tek başına olduğunu unutma. Eğer böyle bir karar vereceksen bunu tek başına sahiplenmen gerekiyor demişti. Bence de iyi ki öyle söyledi. Evet. Yani o zaman babam benim çok ressam ve böyle entelektüel bir adam olsaydı evet oğlum tabii ki süper, harikasın falan deseydi belki ben şu anda birilerine güvenerek yürüdüğüm için ayakta duramayabilirdim yani. Onun için hani buradan şunun da altını çizmek istiyorum. Bazen ailelerimize kızıyoruz. Bize niye destek olmuyor? Ben halbuki bir şey istiyorum, ailem istemiyor diye. Onlara kızmayın bence. Onların sizi yalnız bırakması sizin iyiliğiniz için olan bir şey. Bence çok kıymetli bir şey. Onun için ayakta dimdik durabilmişsin değil mi Tamer abi? Evet. Yani birçok açıdan kendim çözmek istedim problemleri. İşte evet. Onun için de daha çok çalışıyorsun işte. Hata yapmak istemiyorsun. Daha çok nasılsa babam beni kollar deseydin belki o kadar tiyatro kitabı bile okumazdım yani. Mesela oyunculukla ilgili her şeyi okumaya çalışıyordum. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Ben ünlü olmak için mi oyuncu olmak istiyorum yoksa gerçekten bunu istediğim için mi? Peki gerçekten bunu istiyorsam niye istiyorum? Bravo. Yani kendimi tanımak istiyordum. Şimdi yani bunu diyoruz ya sanat kavramını konuşuyor. İnsanın kendini tanıması meselesi. Evet. Farkındalık diyoruz hani. Evet. İşte farkındalık varmış da haberim yokmuş. Senin de dediğin hani ben onu söylemişim de adama 10 tane maddesini söylemişim diyorsun ya. Tabii. Onun gibi şey. Demek doğru düşünme biçiminin sürecine ya da o raya girersen doğru yolda gidiyorsun. Laf lafı açılmış gibi olacak ama bir şey söyleyeyim hadi burada bitireyim bunu. Mesela Descartes okuduğum zaman, şimdi tabii böyle filozofları da okudum. Ankara Devlet Konservatuvarı kütüphanesi de muhteşemdi. Şimdi Descartes ne diyor? Düşünüyorum öyleyse varım diyor değil mi? Bu idealist düşünme biçimi. Sonra materyalist düşünme biçiminde ne diyor? Varım öyleyse düşünüyorum diyor. Ama ikisi de düşünme üzerine bir varlık oluşturuyor. Buna da ontoloji diyoruz, varlık bilimi. Şimdi biz ne diyoruz? Düşün düşün nokta noktadır işin. Bunun bilimi ne hocam? Bunun bilimi sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur demek. Bravo. Yani bak o kadar büyük fark var ki bu düşünme biçimi. Şimdi ikimiz de ne şanslıyız ki doğru düşünme biçimi yolundan yürümüşüz. Yakalamışız evet doğru söylüyorsun. Şimdi o düşünme biçimi eğer düşün düşün noktadır işin de kalsaydık hiçbir şey düşünemezdik Hakan. Tabii icat çıkartma. İcat çıkartamazdık. Tabii. Boşu boşuna zırlama, her şeye burnunu sokma. Her şeye burnunu sokma. Bunlarla büyütüldük tabii ki. Ama öbür adam da diyor ki düşünüyorum öyleyse varım. Tabii. Ya da varım diyor ki öbürü diyor ki o idealist düşünce. Nesnel, objektif düşünce varım öyleyse düşün. Bu detaya bak. İkisinde de var aynı şey. İkisinde de konu düşünmek. Biri diyor ki düşünüyorum varım, varım düşünüyorum diyor. Yani bunun detayını onlar düşünmeyi makbul değer olarak koyup tartışırken biz diyoruz ki düşün düşün nokta noktadır işin. Peki onun için midir mesela oyunculuk hayatın başladı, işte meslek hayatın başladı ondan sonra idareciliğe başladın, yöneticiliğe başladın. Yani dünyayı gene düzeltmek, gene toparlamak bazı hataları gördüğün için mi? Bu kadar çok şeyi bilmek bazen insanı körleştirir ama. Öyle zannediliyordu. Şimdi Canetti'nin körleşmesinde bunun aksi söyleniyor biliyorsun. Şimdi ben bitti konservatuvar. Bizim o zaman sınav yoktu. Direkt devlet tiyatrosuna giriyorduk. Tabii. Girdik. Stajyerlik dönemi var. Staj parçam sevgili Işık Yener bana yardımcı oyun oynadı. Oyuncu oynadı. Yani mezundu ve çok iyi bir oyuncu olarak
tanınmıştı ama ben öyle bir Ölüm şey. Ölüm ve Kız'da izlemiştim onu. Çok heh, tabii. Müthiş bir evet, oyuncu. Çok iyi oldu. Asuman abi koymuştu galiba onu, Asuman Koray. Ondan sonra staj bitti. Asil oyuncu. Fakat şimdi korkunç bir çatışma var kurum içerisinde. Yani sevgili Cüneyt Gökçe'nin bir kampanyası var. Çok iyi oyunlar kuruyor. Yani kurum içinde bir ayrı kampanya gibi. Dünya klasikleri, dünya modern oyunları, işte Dam'daki Kemancı, Don Quixote, Mançalı Adam, My Fair Lady filan gibi o büyük prodüksiyonlar o zaman Türkiye'de ilk defa o zaman yapıldı. Şimdi orada onlar koruyor ve öbür tarafta da müthiş bir anti Cüneyt Beycilik var yani filan. İşte o bilmem şöyle, işte o idareci değil, o iyi oyuncu ama idareci değil. Şimdi öyle bir adet var yani. İyi oyuncuysan iyi idareci olamazsın. Olamaz. İyi idareciysen iyi oyuncu olamazsın. Yani hep bir taraf sakat kalırmış gibi. Yani bütünsel olmak yok. Olamaz. Multidisiplinler dediğimiz olay yok. Şimdi o zaman peki oyunculuk ne? Oyunculuk kalpten gelir. Nasıl kalpten? Ben şimdi bunu da kabul etmiyorum. Diyelim ki Friedrich Schiller'in bir oyununu çalışıyorum. Orada kral karakterini oynayacağım mesela. Şimdi nasıl bir ezber yapıyorsun? Karısına işte adam şey diyecek. Dorothy diyecek mesela. Dorothy sen niye böyle yapıyorsun? Gel otur Dorothy filan. Şimdi bu adam, Dorothy sen niye öyle yapıyorsun? Gel otur, gel konuşalım diyemez mi bu adam? Diyemez mi ya? Değil mi? Şimdi o... öyle dese çok daha samimi olur. Evet. Şimdi yani kral olunca adam illa Dorothy. Yani ben de hayatım kralların içinde büyümedi ama yani insan insandır diye düşünüyorum. Değil mi? Kral da olsa insandır. Kral da olsa yani. İnsandır yani. Nitekim kralların hayatıyla da ilgili o zaman bir sürü şey okumuştum. Mesela İngiliz kralları 7. Henry miydi? Ne dedi adam? Ben dedi karımdan boşanıp işte sevdiğim kadına evlenmek istiyorum. Thomas More da o zaman Katolik Kilisesi'nin şeyi, İngiltere'deki temsilcisi. Ve müthiş bir adam Thomas More, Ütopya kitabının yazarı. Hmm. O dedi ki sana hak veriyorum ama bunu yapabilmen için benim kafamı kesmen lazım dedi. Neden? Çünkü Katolik buna kralın karısını boşayıp başka bir Katolik mezhebi buna izin vermiyordu. Bunlar hep Rönesans döneminde olan, Reform döneminde olan şey. Ve adam sonunda dedi ki Thomas More kes benim kafamı, haklısın dedi. Aşka engel olamam kesti. Dedi. Hayır, bir de Reform oldu. Yani Protestanlığın ilk çıktı, Anglikanizm diye çıktı orada. Hmm. Anglikan yani İngilizcilik. Dinde wow. İngilizcilik Reformu diye çıktı. Anglikanizm. Çünkü dedi ki ya ben kötü bir şey yapmıyorum. Dedi ki mesela kilise ona diyor ki karınla evli kal, işte öbür kızla da yaşa diyor. O diyor ki hayır ben bundan boşum. Onunla resmen evlenmek istiyorum. Yok onu yapamazsın diyor. Şimdi müthiş bir çelişki değil mi? Neden? Kral Katolik mezhebinin düşüncesine karşı çıkmış olacak bunu yaparsın. Kimse dini reddetmiyor. Ama dinin çağa uygunluğu meselesini sorguluyorlar orada. Evet. Onun için Rönesans deniyor. Dolayısıyla mesela bunları okuyorum. Şimdi bu adamı ben işte sen neden öyle diyorsun? Bak ben seninle Thomas, seninle dostum olarak konuşuyorum falan diye mi konuşması lazım? Belki de adam hiperaktif bir adam. Ya Thomas, niçin anlamıyorsun? Sen benim dostumsun falan niye demiyor? O sırada adam ben kralım ağrı oturmam diye lazım onu mu diye düşünüyor yoksa savunduğu konuyu mu düşünüyor değil mi? Evet. Adam da diyor ki ya bak diyor Henry yani sen bunu yapabilirsin ve sana çok hak veriyor ama ben bu kilisenin buradaki temsilcisiyim. Dolayısıyla ben artık buna sana izin veremem. Sen kes benim başımı diyor. Ya ben senin başını nasıl keserim diyor. Ya kes diyor. Kes ve yap bunu. Senin faydan olacak o zaman. Ve kesiyor. Ve Anglikanizm çıkıyor. Dünyanın tarihini değiştiriyor. Evet. Sonra mesela Max Weber diye bir adam da bir kitap yazıyor. Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu. Bu ne? Kapitalizm o zaman dünyada ilerici bir akım olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bir takım yani saraya bağlı kurumların tekelleri olması gibi değil de şahısların kendi varlıklarını oluşturabilme iznini sağlamış oluyor. Böylece bir özgürlük gibi gözüküyor yani aslında. Yani feodalden burjuvaziye geçiş dönemi. Şimdi ben bunları niye konuşuyorum ya? Ben oyuncu muyum yoksa tarihçi miyim? Ama bunlar benim rolü anlamama çok faydalı oldu. Ya. Şimdi Brecht müthiş bir teorisyen. O zaman tiyatrocu olamaz. Çünkü tiyatrocu teoriyle anlar mı yani? Tiyatrocu kalpten gelir değil mi? Brecht. Yok bu adamda iş yok. Bu dünyayı filan uyuttu bu adam. Yani o kadar önemli oyunlar yazdı. Tabii oyunlardan önce küçük organonlar, işte tiyatronun felsefesiyle ilgili kitaplar, estetikle ilgili kitaplar. Bunları yazan adamlar tiyatrodan anlamaz. Tiyatrodan anlayacak adam hiçbir şey bilmemesi lazım. Ona böyle gelir o. Peki bunlara itiraz ederek sen de dedin ki o zaman
Ha, işte mesela o yadırganıyordu. Sanki böyle kitap okuyan oyuncu, sanki oyuncu olamazmış. Oyuncu olamazmış. Ya da işte mesela yasalar. Ben tabii evden gelen bir şey. Babam, senin baban da demiştir herhalde. Bana hep derdi ki oğlum hukuk mantıktır derdi. Evet. Hukuk mantıktır. Yani mantığına aykırı bir şeyi hukuk kabul etmez. Etmez. Mantığını doğru düşünürsen ama sapkın değil, kendi tabii çıkarlarını düşünerek objektif genel bir doğruluk içerisinde düşünürsen hukuk hukuk odur der. Bir de hukuk kelimesi başka dillerde hukuk kelimesinin tam karşılığı var mı bilmiyorum ama mesela justice, law bunlar daha çok adalet karşılığı değil mi? Evet. Hukuk ilişki ifade ediyor farkındaysan. Hmm. İnsanlar arası ilişki yani Hakan bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır dediğimiz gibi hukukumuz oluşuyor. Hukukumuz oluşuyor aslında. Hukuk. Hukuk güzel bir laf yani zengin evet bir laf. Zaten adaletin, hukukun, kanunun sebebi de bu. İnsanların ortak bir bakış açısında birleşmesi. Beraber yaşayabilme evet şeyleri, evet dertleri. Mesela yani Venedik Tacirini Shakespeare'in okuduğum zaman orada Portia karakteri kız sevgilisi için erkek kılığına giriyor ve avukat olarak mahkemeye giriyor ve Shylock. Ben Shylock'u oynadım orada. Shylock'a karşı savunma yapıyor. Fakat sonra mesela oturdum Venedik Tacirini araştırdım. İngilizce kitaplardan filan dramaturjisine baktım. Sonra bir şey öğrendim. Portia dünyadaki hukuk fakültelerinde Avrupa'da deneysel ders olarak okutuluyormuş. Vay canına. Shakespeare'in yazdığı. Şimdi muhteşem bir şey değil mi? Bir savunma biçimi. Yani hukuk. Hukuk sanat değil mi yani şimdi? Aslında. Ya. İnsan, şimdi, yani toplumu güzelleştiren ya bir mantıksa evet tabii evet ki sanat yani. Şimdi biz yani sanat kavramını anlamadığımız için. Yani onu kendimiz yaşayarak ve kültürün oluşturarak elde etmediğimiz için. Bir de şunu sevgili Atatürk sayesinde hazır geldi ama o bunun kültürünü oluşturmak için her türlü tedbiri almıştı ama ömrü vefa etmedi. Peki Tamer abi sence biraz da bu bağlamda toplumdan uzaklaştırılan bu sanki sadece elitlerin yapabildiği bir şey diye uzak tutulduğu için de bir kayba uğramadı mı? Uğradı çünkü toplum sanat kavramını düşünce biçimi olarak benimsemedi. Benimsemedi. Sadece evet çok yetenekli, çok özel insanların yaptığı evet ve bunları anlayan insanların izlediği evet bir şey olarak, bir sınıf evet oldu bu yani. Bu mesela Aristo M.Ö. 700 yıl önce diyor ki, yani bir işin sanat olarak gerçekleşebilmesi için iyi, güzel ve doğru olup olmadığını ölçebilmemiz lazım diyor. Tabii bunun için kötü, çirkin ve yanlışı da bilmemiz gerekiyor. Hegel Estetik ya kitabında da iyinin karşılığını etik, güzelin karşılığı estetik, doğrunun karşılığını adalet olarak tarif. Ha, İyi, güzel işte hayatın doğru içine soktun işte. Evet, etik, estetik, adalet. Yani bunların lojik tanımı bu. O halde demek ki o ta oradan beri. Mesela Platon'un Devlet kitabında siyaset sanat olarak yapılmalıdır diyor Platon. Wow. Çünkü Aristo'dan etkileniyor. Aristo da onun öğrencisi zaten. O halde ne diyor? Demek ki bizim sanatı bir yaşama biçimi olarak öneriyor. Geri dönelim. Bu gözle bakalım bütün literatüre, bütün siyaset kitaplarında, orada burada nerede sanat kavramı geçiyorsa bunu söylüyor. Yani bunlar devletin, devlet yönetimi sanat olmalıdır dedikleri zaman resim, heykel, tiyatro yapın ve devleti öyle yönetin demek istemiyor ya. Yani. Bizde şöyle geçiyor sanat genelde siyasiler arasında. Abi artık tiyatro yapmayın bize cümlesiyle mecliste geçiyor. Ne zaman kavga çıksa oturum başkanı burası tiyatro değil diyor. Keşke olsa. Şimdi şunu bilmiyorlar ki iyi olsa bir oyuncu hiçbir zaman yalan söylemez. Evet. Rolünü yalan söylemeyecek kadar iyi oynar. İyi oynar. Evet. Ama onun Osmanlı döneminde biliyorsun orta oyuncusunun mahkemede şahitliği kabul edilmezmiş. Evet öyle bir ya şey vardı. Doğru evet söylüyorsunuz abi. Ama işte tabii orada düşünme meselesine gelen o yaftadan kaynaklı. Mesela ha merak etmek de bizde kötü bir şey değil mi? Merak edersen başına çok hayırsız şeyler tabii, gelir. Tabii, tabii. Etmemen gerekiyor. Halbuki yani estetik biliminde merak etmen lazım. Düşünmen lazım. Sonra bilimde da, de aynı şey bilimde var. De bilimde de öyle. Sonra da düşündüklerini uygulaman lazım. Evet. Uygulamaya geçirmen lazım. Şimdi nedense bizde yani burada bir bakış açısı, vizyon kaybı var. Ve evrensel bakmıyoruz. Yani burada hani düşünüyorum öyleyse varım ya da varım öyleyse düşünüyorum diyen topluluklarla düşün düşün nokta noktadır işin diye bakan topluluklar arasında müthiş bir bakış açısı farklılığı ortaya çıkıyor. Evet. Düşünme biçimi farklılığı ortaya çıkıyor. Anlamlandırma yanlışlığı ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Sonuç alma yanlışlığı ortaya çıkıyor. Tahlil yetersizliği çıkıyor. Şunu yapamıyoruz müziğin haricinde. Hı. Atıyorum Bozkır'ın ortasında bir Aşık Veysel
bir dünya starı olmuştur bence. Herkes bilir, bir efsanedir. Ama dünyayı görmüş, gezmiş, bilmiş, dünyadaki başka doğruları görünce ancak dünya adına, atıyorum işte Nobel adam alan Aziz Hoca gibi. Aziz Hoca. Mesela o süreci yaşamış ama dünyayı görüp o standartta bir yeri yakalayıp bir yere zıplayabiliyorsunuz. Türkiye içerisinde bu düşünce olduğu için ne yazık ki de yerimizde kalıyoruz. İşte yani bu, bir patinaja giriyoruz. Bu yani bu yanlış düşünme biçimi rayı. Aslında yani düzeltmemiz gereken şey bu değil mi? Bu. Evet. Çünkü bu başarıyı engelliyor. Bunu demeye çalışıyorum. Bu başarıyı engelliyor. Evet. Yani bu ülkede başarılı insan yetişmesini engelliyor. Evet. Düşünme tarzının değişmesi. Evet. Düşünme tarzı yani. Hatası bu. Yani düşün ki şimdi diyelim biz buraya gitmek istiyoruz ve bir yol var böyle gidiyor oraya. Ama başka bir yol var böyle gidiyor. Ve biz bu yolu seçmişiz. Bir türlü buraya varamayacağız yani. Ama hep bu yoldayız ve bunu doğru olduğunu zannediyoruz. Doğru olduğunu zannediyoruz. Nasıl oluyor bu? Kimse bunu, bu yolun farkında değil mi? Kimse bunu görmüyor mu? Yani uzay, nerede yaşıyoruz ya? Dünyada artık, bugün, bir de artık herkes her şeyi görüyor. Herkes her şeyi görüyor, biliyor. Biz burada bir yol var ve bu yol işte bilimsellikte, sanat kavramının yaşam biçim. Mesela Brecht bence son yani 20. yüzyılın en önemli tiyatro adamlarındandır. Adamıdır hatta belki de. İşte hem teorisiyle hem pratiğiyle bir sanat simgesidir. Brecht'in söylediği bir laf. Son döneminde söylediği laf şudur Hakan, vardığı nokta şu: yaşamların en yücesi yaşama sanatıdır. Demek ki bu Brecht bilmiyor abi. Şimdi tabii, tabii. Olur mu canım? Sanat teorisi yüce yani. Bir şey. Şimdi biz de sanatı böyle alalım. Sanat yüce bir şey. Onu bilemezsin. O sanat nedir abi? Ben bilmem. Ya da sanat ne? Bana göre. Böyle başlayan cümleler. Ya sanatın bir tarifi var, bir yaşanmışlık var. Noah Hariri diyor ki tarihimizi bilmeden biz hiçbir şey keşfedemeyiz diyor. Amin Maruf çok güzel tanımlar yapıyor. Şu anda dünyada çok tanınmış iki adam. Çok ve farklı düşünceler pencerelerden bakarak anlatıyor ve doğru çıkıyorlar değil mi? Ama biz bir bakış açısı, bir düşünce biçimi geliştiremiyoruz. Ya mesela burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Mesela tiyatronun bir topluma gerçekten neden faydasının olduğunu mesela sizin ağzınızdan duymak istiyorum ben. Şöyle, tiyatronun özü drama yani durum. Hı-hı. Biz ama drama kelimesini biz acıklı olarak anlamışız. Hmm. Acıklı olarak anladığımız için durumların önemi yok bizim hayatımızda. Durumlarda mesela insanın davranışları, bakışı, iç aksiyonu, dış aksiyonu bunların önemi yok. Biz biraz da böyle aileden kurnazlık, bak uyanık ol falan diye şeyler alıyor ya çocuk, evet. Çocukluğuna. Karşımdakini nasıl tavlarım, nasıl bakarım, nasıl düşünürüm, onu buradan nasıl kandırırım. Tabii abi yaparız falan deriz, yapmayız falan gibi şeyleri. Bunlar böyle stratejiler gelişmiş. Ya da işte bizim insanımız pek düşünmez. Ben ona bugün yaparım ederim derim. O da aa bak ne kadar güzel çocuklar. Ertesi gün kazık atar geçerim. Şimdi böyle bir kafa gelişmiş. Neden? Biz çünkü buraya gitmiyoruz. İşte, evet. Buraya gidiyoruz. Evet. Halbuki buraya gitsek çok daha başarılı bir ülke ve toplum olacağız. Ya biz toplum için yaptığımız bir şeyin aslında eninde sonunda size de fayda sağlayacağı bilincine daha ermemişiz. Ama tiyatro bunu göstermiş. Antikten beri. Mesela Shakespeare ne diyor Hamlet'te? Oyunculara bir tiradı vardır Shakespeare'in. Şimdi Üvey babası onun annesiyle evlenebilmek için öz babasının yani kralın, kral bahçede otururken uyuyor, uyurken kulağına zehir döküyor. Bunu da hayalet geliyor bir gece surlarda Hamlet'e diyor ki oğlum diyor amcan beni öldürdü diyor. Kulağıma şey döktü diyor. Ama buna emin değil Hamlet. Emin olmadığı için ne yapıyor? Bir tiyatro oyunu sahneye koyuyor. Evet. Aynen bu sahneyi doğru yapıyor. Ve oradaki tepkilerine bakıyor. Orada annesiyle onunla evlenen amcası orada tahtlarında onu seyrediyor. Orada Hamlet bir kenardan onlara, amcaya bakıyor. Diyor ki o sahne geldiğinde bakalım ne yapacak. Şüphesini adam hiç aldırmayacaksa demek bu yapmadı diyecek. Ama o sahne oynarken amca kalkıyor ve çekip gidiyor. O zaman diyor ki demek ki doğru diyor. Bak empati çıkıyor burada. Empati lafı o zaman konuşulmuyor 15. yüzyılda. Ama ne yapıyor? Shakespeare empatiyi kullandırtıyor. Yani bizim hani düşünceyle bulduğumuz bazı şeyleri sonra yazıyorlar diyoruz ya. Şimdi bu sahneyi oynatabilmek için oyunculardan talepte bulunuyor. Onlar da prova yapıyor rejisör olarak Hamlet. Diyor ki tiyatro dün olduğu gibi bugün de iyilerin ve kötülerin aynasıdır. Yaşama ayna tutar. İnsanlık iletişim konusuna çok önem veriyor. Esas belki yaşamın özü iletişim. Yani kesinlikle. Birbirini tanım. Çünkü kendini hiç tanımayan bir insan ormanda yürüyor değil mi? Yağmur yağmış. Kendi bedeninin ne olduğunu belki amip zannediyor kendini.
Değil mi? Bir örneğini görmüyorsa. Bir örneğini görmemiş. Ne yapıyor? Yerde bir su birikintisi görüyor. Geçmeden önce duruyor, bir bakıyor şu suya. Aa, orada bir cisim var, ona bakıyor. O da ona bakıyor. Hu diyor ona. Orada aşağıda gidiyor, hu diyor. He diyor. O da he, o da he diyor. Hu hu filan. Adamla kavga edecek. O kendisi. İşte empatinin çıkışı. Kendini tanımıyor. Kendini tanımaya başlayan insan büyük bir keşif yaptığını düşünerek bunu da başkalarına aktarmaya çalışıyor. Tiyatro insanın kendini tanıması, farkındalık mesleği. İşte en önemli evet. Şey. Bu antik Yunan'da çok zaten en yüksek noktasına ulaştı ama drama olarak yani durum oynanması olarak ta mağara devrinde insanların ortak dili yokken bile rol oynama metoduyla kendileriyle birbirleriyle anlaşmayı sağladıkları bir metot. Dolayısıyla yaşamın özü drama, yaşamın özü durum. Ama biz durumların farkında değiliz. Durumları iyileştirerek yaşamı evet. iyileştirmeyi bir düşünce biçimi haline getirmiyoruz. Vallahi yani konuş konuş dinle. Evet, yani, bu bitmem. Birkaç gün konuşmak lazım. Vallahi kitap okumuş kadar evet. oldum şu anda. Peki biraz daha yine özele evet. dönüyorum. İki tane evladınız var. Evet. Bir kızınız, bir oğlunuz var. Haliyle bu kadar farkındalığın... Efe ve Hazel. Efe ve Hazel. Bu kadar hayatın içinde dünyayı güzelleştirmeye çalışırken baba olmak... Ve onlara hani bunları anlatırken mesela ben bazen oğlanla konuşurken oğlan diyor ki baba gene kamu spotu gibi konuşma diyor. Diyor yani benim bu... oğlum da dedi. Ben çünkü hem rahmetli babam kendi hayatından örnekler verirdi bana. Ben çok etkilendim. Çünkü o da yani hakim olmadan önce savcılık da yapmış filan. İşte mesela Zonguldak başsavcılığı yapmış. O zaman onun zamanında madenlerde mahkumlar çalışıyormuş Sonra Yanartaş diye Mehmet Seydan'ın bir kitabında büyük bölümü babama anlatır mesela. Çünkü o zamanki Adalet Bakanı gelmiş, bu Mehmet Seydalar İstanbul'da okuyorlarmış galiba. Gelmiş ve onları şikayet etmiş. Bu çocukları Zonguldak'ın dışına at demiş. Babam da savcı olarak bu çocukları incelettirmiş daha soruşturma açmadan. İncelettirmiş, bakmış gayet aydınlık çocuklar. Hiçbir soruşturma açmamış. Mesela o zamanki bakan tekrar gelmiş. Demiş ki ya ben sana bu çocuklara dava aç dedim demiş. Babam da demiş ki beyefendi ben Cumhuriyet'in savcısıyım demiş. Sizin savcınız, kişisel savcınız değilim demiş. İşte sanırım benim babam da peder de sizin babayla aynı hocanın öğrencisi. Şimdi bu da sanat, bu da sanat, evet, bu dediğim bu da sanat. De sanat. Yani çünkü ama bu tabii demokrasi kültürü de sanat. Demokrasiyi biz canın ne isterse yaparsın zannettik. Hayır, demokrasi kendini tanımak, kendini yönetmek. Demokrasi kendi kendini yönetebilmek sanatıdır. O zaman Brecht'in dediğine geliyoruz. Sanatların en yücesi yaşama sanatı. Yaşama sanatı. Demek peki biz mesela sanat kavramını resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığın içine sıkıştırmışız, hapsetmişiz. Bu meslekleri okullu ya da okulsuz yapan kimse onlar dahi öbürleri de salaktı. Öyle bir şey yok. Evet. Bu mesleklerin yapılma nedeni toplumun ortak kültür olarak sanatı benimsemesini sağlamaktır. Sen oraya bir fayda sağlamıyorsan kendi kendine resim kendi yapsan git, ne evinde yap. Evet. Saçma sapan tartışmalar yaptık bak. Sanat sanat için şimdi, midir, sanat toplum için midir filan. Saçma sapan bir tartışma bu. Böyle bir şey yani sanat kavramını toplumdan soyutlama tartışmasıdır. Saçmalığıdır. Anlamadık. Çünkü aynı terminleri kullanmıyoruz. Kendimize has bir yol tutturmuşuz. Düşünmenin yasak olduğu, merak etmenin yasak olduğu bir çizgi bu. Sanat kavramının zaten sanat meslek değildir yani. Ama sanat kavramının gelişmesine hizmet edeceğini varsaydığımız görünür meslekler var. Ama bu görünür mesleklerin meslek tanımı yok henüz bu ülkede. Özlük hakları yok, yıpranması yok, emekliliği yok filan yani. Ancak devlet memuru statüsüne girmeyi kabul edersen bu hakları kazan. Ama o zaman da fikri mülkiyet, fikrinle mülk üretmekten caymış, feragat etmiş oluyorsun. Memur olduğunu. Memur olmayı kabul etmiş oluyorsun. Şimdi bu bunlar, bir kısır döngü olarak. Kısır zaten. Döngü bu. Ve biz bu kısır döngü içerisinde neden bütün bunlar bizim başımıza geliyor diyoruz. Bundan geliyor. Yani yaşamak sanattır. Ve yaşamayı sanat haline getirmek, yaşamın her disiplinine sanat ekini ekleyerek düşünmemiz ve sonra bütün o disiplinleri de sanata evet başlığıyla bütünsel bir anahtar olarak görmemiz lazım. Evet, çünkü bunun içerisinde işte zerafet var dediğimiz tabii. gibi estetik var. Hepsi var bunların içerisinde. Peki evlatlarınızın kulağına fısıldadığınız en önemli hayat felsefesi ne? Oğlum önce tarihçi olmak istiyordu. Oxford Üniversitesi ile gitti, mülakata girdi. Fakat orada onunla mülakat yapan adama ikinci Haçlı Seferi'ni yanlış bildiğini anlattığı için mülakatı kazanamadı.
Hoca yanlış bildiği için. Çok güzel ya. Sonra Southampton'da siyaset bilimi okudu. Sonra Londra'da UCLA diye bir okul var. Orada antropoloji master yaptı. Sonra Taipei'de antropoloji doktorasını yaptı ama bitirmedi. Sonra döndü, işte bazı üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Şimdi kitap yazıyor, kitap çıkarıyor. İstanbul'da bence oturuyor. Ailenin evet. Bu okuma trendini evet. Çok güzel takip etmiş. Ama herhalde. Mesela Ferhunde Hanım ve Kızları diye bir dizi vardı. Hiç izlemiş evet, miydin? İzlemez miyim? Oradaki evin küçük çocuğu vardı, Burak Yaramaz. Evet. O benim oğlandı işte. Aa. Ya. Daha yeni Hatice Aslan'la sohbeti ettik Ferhunde Hanım. Hatice de biliyor evet. Evet. Onun yapımcısı da benim eşimdi, Seynal Levent. Aa evet. Onu başlatan oydu. İsminizi biliyorum tabii. Ama beni oynatamadı mesela. Allah Allah. Benim oynamamı çok istiyordu. Ben asla oynamayacağım dedim o zaman. Eşiniz yapımcı olduğu için. Tabii. Bakınız. Bir de böyle şeylerimiz var, huylarımız. İşte bu biraz adaletçi bir evet. Babanın evet. Evladı olmakla evet. Çok alakalı. Bu konularda ben de bazen çok frene bastım. Eşimin babası Türkiye'nin en saygın siyasetçilerinden birisiydi. Ama ben hiçbir zaman onu ne söyledim ne onu... hatta bazen kayınpederimle ortak dostlarımız olurdu. Ben onunla tanıştığımız ya da bir yerde beraber olduğumuzu söyledim. Benden bahsettin mi oğlum derdi. Vallahi bahsetmedim baba derdim. O canı sıkılırdı. O hani söz edilmesini isterdi evet. Tabii. Mesela Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldum seçimle. Çünkü TOBAV'ı kurmuştum. Tabii. Dünyadaki sistemleri TOBAV'da uygulayalım diye. TOBAV'da böyle bir seçim konusunda Mersin'de yaptığımız bir uluslararası kurultayda karar almıştık. Ve daha sonra bunun uygulanması sonucunda ben genel müdür olmaya karar verdim. Çünkü genel müdür olmak benim tek hedefim değildi. Değil. Eğer bildiklerimi uygulamak için bir imkan yaratacaksa genel müdür olmalıydım. Tabii. Türkiye tiyatro yasası diye bir kavramı o zaman ortaya atmıştım. Ve insanlar bunu komik bulmuşlardı. Tiyatronun yasası mı olur? Şimdi tiyatro yasası gündemde değil mi? Gündemde. Konuşuluyor. Tabii. Efendim fikri mülkiyet hakkını o zaman gene konuşuyordum. Gene bu adam oyunculuk yapmıyor, böyle şeylerden ilgileniyor falan diyorlar. Oyunculuk da yapıyordum. Bir sürü ödül de almıştım. Reji de yapıyordum. Oyunlarım yurt dışına da gidiyordu. Abi işte öyle. Ama böyle şeyler yapıyor. Yani ben yapının kurumsallaşmasını ve dünya evrensel hukukun benzeri bir şekilde Türkiye'de de gelişmesini isterken mevcut şartların korunması ve bu standartların içinde yaşamayı tercih eden bir anlayış biçimi var. O da neden? Demin gösterdiğimiz yol farkına. Evet. Küçük bencilliklerin hayat kurtardığına inanan bir toplum var ne yazık ki. Sadece kendi küçük hesaplarımızı kurtararak yer alabiliyor. Peki şimdi biraz eğlenceli şeylere gelelim. Peki. İfadeniz bu kadar sertken hiç başınıza hiç istemediğiniz, sizi yanlış anlayan bir diyalog oldu mu bugüne kadar? Çünkü mesela baktığınızda böyle şey bir ifadeniz var. Şaşırmalar oldu. Şeyi söylemiyor. Kızım da avukat oldu uluslararası evet, alanda. Evet, kızınızdan bahsetmediniz, çok ayıp olabilir. Evet, çok ayıp. Çok özür dilerim. O da Paris'te oturuyor. Uluslararası şey konusunda dünyada önemli bir isim oldu. Uzlaşma mahkemeleri var ya şimdi evet. Yeni dünyada evet, gelişen. Evet, evet. Uzlaşma mahkemeleri avukatı. Avukatı oldu. Dünyanın her yerinde, Amerika'da, Rusya'da, o da İngiltere'de. Bir dünya vatandaşı olmuştu. Evet, yani. Evet, müthiş. Orada. O da öyle. Müthiş. Ben ona selam. Diyorum ki bu da bir acting'tir diyorum. Bir de bu da bir oyunculuktur. Tabii ki. Onlar da, aslında. Onlar ikisi de drama yaptılar çünkü çocukluk. Ben küçükken Petrocelli diye bir dizi vardı. Evet, hatırlamaz mı? Ben onu seyredip babam savcı olduğu için ben evet. Avukat olmak istemiştim mesela. Buyur. Çünkü çok konuşuyordu. Tabii. Ve ben de diyorum ki ben de konuşuyorum. Bence tabii. Çok kolay iş bu avukatlık tabii. Falan diyordum ama sonra bizim mahkemeyi görünce tabii. Öyle olmadığını gördüm yani. Rahmetli babam da bana söylemiş. İşte büro var. Gel avukat ol demişti. Çünkü emekli olduktan sonra büro açtı çünkü. Şimdi onu söyleyeyim. Evet, benim öyle bir tipim var. Bu biraz aileden de gelen bir şey. Yani birbirimize benziyoruz. Oturaklı bir aile bizim aile. Evet, evet. Ben de aşağı yukarı o oturaklı olma kültürünü onlardan aldım. Ama sadece oturaklı olmakla değil, insan yaşamında başkalarını da gözleyince başarılı, dünyada başka insanlar, Türkiye'de dünyalık kafaya sahip insanları gördüğüm zaman tevazuları, kendine olan güveni artan insanın tevazuu da artıyor. İşte mesela bu konuda da bir antiparantez açmak istiyorum. Mesela Ordu'da bir tiyatro festivaline gidiyorsunuz. Hı. Bana anlatılan bir anekdottan. Hı. Bugüne kadar duyduğum çok enteresan hikayelerden biri olduğu için söylüyorum. Ve Tamer abi oraya genel sanat yönetmeni gibi geliyor. Festival yöneticisi gibi geliyor. Yolda araba duruyor. Benzinim bitiyor. Bir şey oluyor. Ve Tamer abi arabadan inip arabayı itiyor. Tabii canım. Yani mesela böyle hikayelerimiz tabii, var. Tabii. Dolayısıyla orada mesela ben buranın ağır abisiyim. İşte aktörüm falan evet. Tavrınız hiç yok. Tabii tabii. Yani bu sert ifadenin arkasında var olan o sarılma isteğinin yarattığı tabii. İnsan aslında tabii. Tamer Levent, gerçek Tamer Levent o Tamer Levent yani. Mesela Ordu'da o festivali kurduk. 9 yıl evet. Yaptık. Uluslararası standarttaydı. Süper. Ve ilk yapacağımızda
dünyadan gelen başka ülkelerle beraber açılış korteji yaptık sokakta. Mesela bizim arkadaşlarımızın bazı efendim sanatçı sokakta yürür mü filan dediler. Ya. Şimdi sanatçı diye bir meslek yok ki yok bir kere. Tiyatrocu sokakla bütünleşmesi evet. lazım. Şimdi yani. Shakespeare'e sen baksan o zaman neler yapmış adam. Tabii. Hanlarda, insanların içinde, mahallede, sokakta, çıkmaz sokakta tiyatro yapar. Yani böyle bir yani Hariri'nin söylediği gibi geçmiş tarihimizden de bugünü yorumlayacak bir seyahatimiz, bir beyin hareketimiz, zihinsel bir hareketimiz yok. Beyin bilimi, neuroscience şimdi çok gündemde olan bir konu ya. Buradan Sinan Hoca'ya da selam. Sinan Hoca'ya da selam, Türker Hoca'ya da selam. Şimdi biz neuroscience'ı bilmezden, ben neuroscience'ı bilmezden önce de bunu yapmıyordum. Ne diyorduk? Yani bir şey bilmeyeyim, sabi olayım ama kalpten gelsin. Ama kalbin öyle bir organ olmadığını anladık. Bütün yani bilinçaltı dediğimiz olay da beyinde, zihinde muhafaza ediyor, hard diskte. Biz bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız gözlemler oraya kaydolmuş vaziyette. Estetikte impuls diye bir laf vardır, dürtü yani. Hmm. Şimdi bir dürtü, ben seninle konuşurken sen şimdi bana bir hikaye anlatsan ve o hikaye tamamen senin başından geçiyor. İçinde ben bir şey yakalasam belki 50 sene önce yaşadığım bir olayı hatırlarım ve hiç kimseye anlatmadığım bir şeyi anlatabilirim sana şimdi. Evet işte. Unutmuş olduğum bir şeyi. İşte farkındalık bu değil mi abi? Farkındalık bu. Şimdi bunun farkındalık olduğunu anladığın zaman geçmişindeki hikayeleri de hatırlıyorsun. Ve kaydetmeye başlıyorsun. Kaydetmeye. O zaman daha çok algını açmaya başlıyorsun. Ve yani beyninin, zihninin kendi kendine kaydettiklerini de çağırıp onları tekrar incelemeden geçirebiliyorsun. Tıpkı bilgisayarda olduğu gibi yani. Nasıl basıp tıklayıp bir çağırıyorsun, dosyaları açıyorsun. Bunu bir impulsu anlayan insan ya da estetik düşünme biçimini anlayan insan daha önce bebekliğinden, doğum anından itibaren kaydettiği şeyleri bile çağırabiliyor. Ama işte ne yazık ki biz bir şey olmaya karar verdiğimizde ben artık öğretmenim, ben artık aktörüm, ben artık bir şeyim dediğinde bütün geçmişi siliyor. Evet. Ve yeni bir plastik tip yaratıp sizin beni seveceğiniz tipi yaratıyorum. Halbuki evet. ben babaannemle, dedemle, mahallemle, coğrafyamla, kültürümle evet. buyum ben. Bütünsel insan evet. olmayı unutuyor. Unutuyor. Yani multidisipliner dediğimiz, holistik düşünce dediğimiz şey bu. Sanat bütünseldir. Evet. Yani bilimin anası sanattır. Düşünme biçimi, sanat düşünme biçimi olduğu için deneyimdir sanat. Düşünür, tabii. yargılar, sorgular, sonra oradan çıkardığı şey bir veri haline dönüşüyorsa o veriyi paylaştığın zaman paylaşılan veri bilim olur. Ayrıca sanatın dokunduğu toplumda bilim yaptığın zaman o laboratuvar sonuca tabii. gider yani. O zaman ikisi birbirini sürekli tabii. etkiliyor. Buluş yapmak da mesela sanattır bence. Bir kere başarının engellenmesi bir toplumun zaten otomatikman gelişmesinin engellenmesi anlamına geliyor değil mi? Buluş yapmasının engellenmesi anlamına geliyor. Yaratıcılık yapmasının engellenmesi haline geliyor. Çocuğun çocukken sorduğu sorular var ya 6-7 yaş civarında. Muhteşem sorulardır onlar. Tabii. O sorulara çok doğru cevaplar verip o çocuğun nereye kanalize edilmesi gerektiğine karar vermek lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Sus, konuşma, ukaralık yapma, çıkıntılık yapma filan diyoruz. Yaşama sanatını kurgulamıyoruz. Onlar büyürken onların hep nasıl olmasını hayal ettiniz? Vallahi ben onların fazla müdahale etmeden, yani işte drama yaptılar, yurt dışına turneye gittiler, çocukluklarında iyi okullarda okudular. Sadece onlara zemin kurdum. Zemin kurdum. Evde de tutarlı bir örnek olmaya çalıştım. Ama işte kendi hayatımdan örnekler verdiğimde oğlum mesela baba derdi falan. Hep kendinden bahsediyor. Ya ben kendimden bahsetmek için anlatmıyorum bunu. Böyle bir durumu nasıl çözdüğümü anlatmak için anlatıyorum evet. falan diye. Çünkü benim rahmetli babam böyle şeyler çok anlatmıştı ve belki de onun etkisinde kalmıştım. Ama onlar da yani işte mutfak sanatı deniyor ya, belki mutfak buysa ben zaten doğru etkilenirler diye düşünüyordum. Manipüle etmeyi istemedim. Zaman zaman işte böyle beni eleştirdikleri zaman da gayet sakin dinlerdim yani hiç. Kabul etmeye çalışırdım, hatamı düzeltmeye çalışırdım. Sevgili Tamer abi, efendim. Çok teşekkür ederiz. Bu yoğun temponun evet. arasında, bu muhteşem televizyonda izlediğimiz performansların arasında bizimle beraber oldun, bize bu zamanı, bu süreyi tanıdın. Seni daha iyi tanımamızı, daha çok seninle konuşabilmenin mutluluğunu yaşattın bana ve bütün dinleyenlerimize. Abone olan, likelayan, fikir veren, izleyen herkese çok çok teşekkür ederiz. Bu sevgili Didem Sevinci'nin atölyesinden çıkma bir mumdur efendim. Oo. Bunu Bodrum'a götürürsün abicim. Götürürüm. Şöyle bir çıkarayım, evet. göstereyim bakalım o zaman. Lütfen. Ondan evet. Oo, çok güzel. Şeydir.
kendisi. Kokulu herhalde evet, bu. Çok, tabii. Ve hepsi evet. Organiktir efendim. Harika. Handmade yani. Evet. Aynı zamanda Holimex diye bir başka sponsorumuz var. Hı. O da bir turizm platformu. Sizi bir seçeceğiniz herhangi bir otelde de konaklatmak üzere bir organizasyonumuz var. Buradan da Holimex'e çok teşekkür ederiz. Kendine gelmek için iyi bir tatil, iyi bir tatil için Holimex şart. Her yaşa, her cebe, her tarza, herkese tatil var burada. Holimex tatil demek, tatil demek Holimex. Tebrik ederim, çok güzel. Bu da ikinci teşekkürümüz efendim. Efendim ben de teşekkür ediyorum çok. Şimdi de müsaadenizi istiyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa Tamer abi. Bu sanatı evet. Sanatı evet sözcüğüyle bunu anlamak, algılamak, sahiplenmek ve kendi hem kişisel gelişimimizde bunu bir anahtar olarak kullanmak hem de bu şansı olmayan insanlara şans sağlayabilecek bir sistemsel yapı oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu toprakların insanı geçmişten bugüne son derece malzemesi güzel insan. Evet. Yeter ki o malzeme yanlış yola gönderilmesin, evet. Doğru yola gönderilsin. Bakın yurt dışında yaşayanlar bu konuda o şansı elde edebildikleri zaman çok çok önemli işler yaptılar ve gelişmeler gösterdiler. Bunu bu topraklarda da yapmaya hayal etmemiz ve bunun için en doğru bileşen buluşma nerede olacaksa onu yapmamız lazım. Ben de bunun sanata evet olacağını söylüyorum. Yani çok basit bir örnekten bahsedeyim. Yani sadece futbol sevenler bile bilebilir. Sevgili Burak Yılmaz Türkiye'den 33 yaşında gidip Fransa'nın şu an şampiyon olan takımının gol kralı oluyorsa eğer ve bunu bu yaşta yapıyorsa sadece orada bulduğu doğru zemin, doğru düşünce tarzı olduğu için olduğunu düşünürsek eğer sadece hani bunu söylediğinde biraz gene elit bir cümle olarak almasınlar diye söylüyorum. Yok o elitlik Burak, kavramından yani, kurtulup yaşamsal bir kavram haline getirmemiz lazım. Onu demek istiyorum. Yani sadece çok düşünüp bilim insanı düşünüp de bir şey yapacak diye düşünmeyin. Bir futbolcu da düşüncesini değiştirince çok başarılı olabiliyor. Evet. Onu demek istiyorum yani. Bir de demin bir şey söyledin. Yani İnsan geliştikçe tevazu artıyor ya. Tabii. Şimdi o tevazu artmadı, kendine güveni olmadığı zaman kapalı duruyor insan. Kapalı. Yani böyle asık suratlı, kendini kapatmış. Aman fazla soru sorulmasın. İletişime girmeyeyim ki riske girmeyeyim. Şimdi gelişmiş bir insan rahat oluyor. Çünkü karşı taraf o rahatlığı istismar ederse de zınk. Onun nerede müdahale edilebileceğinden de kendisi emin değil mi? Tabii. Hani böyle bir laf vardır. Fazla mütevazı olma sonra öyle zannedilirsin. Öyle zannedilmeye de izin vermemek yani, lazım. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani, değil mi? O orada da öyle bir sınır, bir çizgi evet, var ya. Yani. Yani onu karşı tarafa hissettirmek lazım. Ama o belli bir deneyimden sonra oluyor. O deneyimi geçirmeyen insan ikisini de yapmıyorsa tamamen kapatmış kendisini. Biraz pozör bir havada ve havalı davranıyor. Gerek de görmüyor. Evet, gerek de görmüyor. Belki sonra anlıyor. Yani çok sonra yaşaya yani bazı şeyleri öğrenerek de insan kendine eğitim haline getir. Ama biz daha çok yaşayarak öğrenmeyi, yani. Zaman kaybını erkene çekmiyoruz yani. Model almıyoruz, rol modellerimiz yok. Önce öğrenip sonra yaşamak yerine yaşayıp öğrenip sonra devam ediyoruz. Eğitim, öğretim kavramlarını birbirine karıştırıyoruz filan. Yani dolayısıyla o böyle bir şey, o dönem ama geçecek. Mecbur geçecek. Evet efendim, sohbet bitmiyor ama kapatmamız gerekiyor. Mekanın sahibine iyi ki geldin abi, iyi ki bizimle sohbet ettin. Çok teşekkür ederiz. Ben sağ de olun. İyi ki mekanın sahibi olarak böyle bir program yapıyorsunuz diyorum. Sen zaten oyuncu olarak da kendini rüştünü ispat etmiş bir kişisin. Böyle bir şey yapman da bence bir sanata evet çizgisidir. Yani. Aynen öyle. Evet. Sanata evet diyoruz. Evet. Tebrik mekanın ediyorum. Sahibine geldik de bir başka güzel konukla, bir başka dünyayı güzelleştirmek isteyen bir dostumuzla buluşmak üzere. Müsaadenizle efendim. Holimex'in sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil demek Holimex.